Herkese yeniden merhaba. Bugün Singapur Grand Prix'sindeyiz. Pistin yeni hali muhteşem olmuş. Sıralama turları ile başlayacağız. Sıralama turlarının sonuna doğru da yağmur beklentisi vardı. Bakalım gelecek mi? Şimdi Q1'in ikinci turundayız. İlk sektörde mor derece. Düzlüğüne çıktık. Yarım saniye. Bir önceki turumuza göre kazanç var. İki tane mor sektörle geliyoruz. Bakalım kaçıncı da alacağız. Pistin yeni hali işte burası. Uzun bir düzlük eklendi. Gayet güzel oldu. DRS yok ancak belki ilerleyen yıllarda o pist o şekilde kalırsa olabilir. Çizgiyi geçtik. 12. İki mor sektöre rağmen 12. olduk. Neredeyse Piastri'de geçmiş. Q2'ye çok güzel. Bir saniyede fark yemişiz. İki tane mor dereceye rağmen demek ki son sektörde kendimizi geliştirmemiz lazım. İlk attığımız turda dördüncülüğü aldık. Güzel bir sıralama turları geçiriyoruz. Yine ilk sektörde mor derece. İkinci sektörde pek iyi sayılmayız. Ancak son sektörde yine küçük de olsa minik bir geliştirmeyle geldik ve ikinci sıraya yükseldik. Ve ikinci sırada da tam da McLaren'lerin arasındayız. Q2 seansı güzel bir seans oldu ve beklenen yağmur geldi. Şu anda en hızlı turu aldık. Bakalım. En son pole pozisyonu aldığımızda Imola'daydık ve yine yağmur vardı. Yağmurda muhteşem bir sıralama turu geçirmiştik. Şimdi yine güzel gidiyor yağmurda sıralama turu. Kendi derecemizi de yine geliştirmeye devam ediyoruz. Yine mor sektör. Yine mor sektör. Kendi derecemizi geliştirmeye geliyoruz. Pol pozisyonu mu geliyor? Singapur'da pole doğru ilerliyoruz. Çizgiyi geçtik. Kendi derecemizi tekrardan geliştirdik ve pole pozisyonunu alıyoruz. Hem de 0.7 saniye farkla. Lando Norris 9. sırada kalmış. Şampiyon adına kırılma yarışı olabilir bu yarış. Burada alacağımız bir podyum, McLaren'lerin arkada tamamlaması, iki McLaren'e birden yaklaşabiliriz.
Singapur yarışı çok önemli bir hale geldi. Şimdi polden kalkacağız ve yerimizi korumamız gerekiyor. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The captain. De göz atıyoruz. Pole'de biz varız. Sainz ikinci cepte. Considering the rest of the grid, we have Perez, Verstappen, Bottas, Leclerc. Perez, Verstappen, Bottas, Leclerc, Hamilton, Albon, Norris 9, Ocon 10, Oscar Piastri, Hülkenberg. Takım arkadaşımız 13. sıra. Russell, Magnussen, Tsunoda, Drugovich and Logan Sargeant. And now it's time to head down to the track. I'm joined again today by none other than Natalie Pinkham. Tell me Natalie, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between Grand Prix. You know a lot about how test drivers and race drivers go about their business. So how do these roles differ in your eyes? Well, they say you learn the most when you're losing. So Mercedes had a full tutorial in 2022. I believe from that they will come back stronger and much more competitive as a result. They're not used to losing and they want to get back to winning ways. Ferrari will have been hugely disappointed with how their year tailed off after such a promising start in Bahrain. And as for Red Bull, well, they finished the year as they started in dominant form. I'm pretty sure they'll be able to continue that in 23 as well. Here we go then. The formation lap gets underway and the excitement here is building. Ve bu sefer formasyon turuna bir start verdik. Yumuşak hamurlarla başlayıp yerimizi sağlamlaştırmaya çalışacağız. Piastri de 13. sıradan başlayacak. Son 3 yarıştır 13'ten aşağıya düşmüyor. Let's hope the race ahead today is a thrilling one that will go down as a memorable Grand Prix in the history books. Beş kırmızı ışık yanıyor. Söndü ve start verildi. Güzel bir start kalkışı yaptık. Sainz'in hemen önünde liderliğimizi koruyoruz. Singapur'da lideriz. İlk virajların ardından yerimizi korumayı başardık. Ve George Russell sürpriz bir isim. Daha ilk turdan yarış dışı kalıyor. Aracını kenara çekmiş. Mekanik bir sıkıntı var gibi duruyor. İkinci turda yan hızlı turu alıyoruz. Bakalım bizden kime gidecek? Bugün McLaren'lere 15-20 puan yaklaşırsak muhteşem olur.
Carlos Sainz en hızlı turu aldı. Hemen peşimizde güncelledi yine en hızlı turu. Şimdi atağa kalktı. Start finish düzlüğünün sonunda yerimizi korumaya çalışıyoruz. Koruduk. Ancak küçük de bir temas olmuş olabilir orada Sainz'la. Tekrarına bakıyoruz. İşte burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor iki araçta da. Sert bir savunmayla yerimizi koruduk. Şimdi yeniden geliyor Sainz DRS ile. Aynı şekilde yeniden bu sefer temas var. Bu sefer temas var. Dışarıdan yarış çizgisinden yerimizi korumaya çalışsak da temas oldu. Üçüncü tura geldik. Perez Sainz'ı geçti şimdi. Sainz'ın kanadında sıkıntı olmuş olabilir. Bir saniyenin üstüne çıktı fark. Ve 15. tura girerken pite giriyoruz. Mediumlara geçtik. Bir pit stop daha yapacağız. O zaman da mediumlara geçmeyi planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Yine Hollanda'da olduğu gibi beyaz çizginin dışına taştık. Çıkışta uyarıyı aldık. 18. sırada döndük. Williams'ların arkasında. Şimdi birçok sürücü içeride. Verstappen peşimizdeydi. Yer vermedik kendisine. On dördüncü sıraya yükseldik. Gasly'yi geride bıraktık şimdi pitte. Deviriz. Pite girdi. Verstappen de pite girdi. Zannedersem kanadında bir sıkıntı oldu. Temas etmedik diye gördüm ama şu anda 11. sıradayız. Bakalım tekrardan liderliği alabilecek miyiz? Ocon'dan geliyor en hızlı tur. Sato Stroll. Herkes içeride. Dördüncü sıraya yükseldik. Bottas takım arkadaşımız Piastri devam ediyor daha. Bottas devam ediyor. Bir tane de Ferrari var. Yanlış görmediysem Leclerc olabilir. Leclerc arkamızda. Sainz devam ediyor. Leclerc altıncı sırada devam ediyor. Şimdi Piastri ile Bottas içeride. Sainz de içeride ve liderliği tekrardan geri aldık. 19. turda pit stoplardan sonra yerimizi korumayı başardık. Bu sefer farkı da açtık. Diğer sürücülerin pite biraz daha geç girmeleri işimize yaradı. Biz de küçük bir undercut yaptık. 1-2 turluk. Beşinci tura doğru ilerliyoruz. Leclerc ufak ufak yaklaşıyor.
29. tura doğru ilerlerken Leclerc artık DRS mesafemizde. Hamilton'da 4 saniyenin altına indirdi ancak Perez ve Sainz yaklaşamıyor bize şu anda. Kendi en hızlı derecemizi attık. Dördüncü turdayız. Bir 5 tur, 6 tur içinde biz de pit alanına gelmeyi planlıyoruz. Undercut yapabiliriz tekrardan. Arkadaki sürücülerden biraz daha uzaklaşmak için. Daha da erken gelebiliriz. Üç sürücü bir saniye içine sıkıştık. Şimdi Leclerc atak yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 38. tur. Perez ile Sainz'den uzaklaşıyoruz. Gayet güzel. Ve vites kutusu arızası. Vites kutusu arızası var. Umarım bir şey olmaz derken ve yarış dışı kalıyoruz. Artık ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Yarışı lider götürürken, rakiplerimiz ortada gözükmüyorken yarış dışı kaldık. Vites kutusu bizi bitiriyor. Sergio Perez 15 saniye arkamızdaydı. Nasıl kazandı acaba? Çok merak ettim. Bakalım Lando Norris, Bottas kaçıncı bitirmiş yarışı, artık söyleyecek laf bulamıyorum. Tam şampiyonada işler ilerledi, istediğimiz gibi ilerlerken Bottas podyuma çıkmış yine. Üçüncü olmuş, 15 puan daha uzaklaştı. Lando Norris'e yaklaşıyor, Sergio Perez bizi geçti kesin. Ve Piastri puan alıyor. Piastri puan almış. Lando Norris de puan alamamış. En hızlı tur almış ama 12. bitirmiş. En azından liderle aramızdaki fark hala daha 27. Gayet güzel. Valtteri Bottas 1 puan indirdi. Lando Norris ile puan farkını. Önümüze geçiyor Sergio Perez. Gerçekten kıran kırana bir şampiyonluk yarışı oluyor. Geçen sezon olduğu gibi 6 puanı cebine koydu Oscar Piastri de. Takıma bir faydası olmuş oldu. En azından Aston Martin'e karşı aramızda bir uçurum oluşmadı şu anda. Lando Norris'in puan alamamasına tabii ki sevindik. 27 puan, hala daha bir yarış uzaktayız şampiyonluktan. Bundan sonraki yarış Japonya'da olacak zannedersem. Japonya'da zor bir pist. Artık Japonya Grand Prix'sinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.